Müslüman olmam neyi gerektirir? Fethiye'ken. Ön söz. Allah Celle Celaluhu hamd onun peygamberine salat ve selam olsun. Bu kitap iki kısma ayrılır. Birinci kısmı gerçek bir Müslüman olabilmesi için kişide bulunması gereken özelliklerden bahseder. Bu kısımda bu dine mensup olan kimsede bulunması gerekli olan şartlar açıklanır. İnsanların çoğu ya kimliklerinde dini İslam'dır yazılı olduğu için veya Müslüman anne ve babaların çocukları oldukları için Müslümandırlar. Gerçekte ise bu her iki grup da Müslüman olmalarının manasını anlayamıyorlar. Bu dine mensup olmanın neyi gerektirdiğini bilmiyorlar. Bu sebeple onların bir yerde İslam'ın ise bambaşka bir yerde olduğu görülür. Bu kitabın birinci kısmını yazmamız gayesi bütün bu sorulara cevap vermek ve bir Müslümanın gerçek manada İslam'a mensup olması ve gerçek bir Müslüman olabilmesi için İslam'ın kendisinden istediği vazifeleri açıklamaktadır. O sizi seçti ve dinde size bir zorluk yüklemedi, sizin dininizi de babanız İbrahim'in dini gibi geniş yaptı. Daraltmadı. O Allah bu Kur'an'dan önceki kitaplarda da bu Kur'an'da da sizi Müslümanlar adını verdi. Ki peygamber size şahit olsun, siz de insanlara şahitler olasınız diye o halde namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a yönelin. Sahibiniz O'dur, O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır O. Ayşe 78. Kitabın ikinci kısmı ise İslam için çalışmamın gerekliliğini ve İslami harekete mensup olmanın esaslarını açıklıyor. Ayrıca İslami hareketin özelliklerini, amaçlarını, araçlarını, felsefesini, çalışma metodunu ve bu harekete mensup olan kimselerde bulunması gerekli olan özellikleri anlatıyor. Bu arada işaret edilmesi gereken diğer bir husus da şudur. Genel olarak İslam aleminde ve özellikle Arap Yarımadası'nda da meydana gelen olaylar büyük bir hakikate işaret ediyor ki o da İslam ümmetinin çeşitli yönlerde kahredici bir boşluk içinde yaşadığı hakikatidir. Geçen asırlarda İslam ümmeti çok sıkıntılar günler geçirdi. Bu sırada mevcut nizam ve prensiplerinin çoğu zedelendi. Hareket ve liderliklerinin çoğu siyaset sahnesinden uzaklaştı. Onlar çeşitli asırlardaki çekişmelere karşı mücadele ettikleri için bu sahneden uzaklaştılar. Bunlar aslında kalıcılık ve devamlılık faktörlerine sahip değildiler. Bu teşkilat ve nizamlar hiçbir değeri ve anlamı olmayan sahte sembollerden ibaret oldukları için düştüler. Bunlar asil ve köklü olmadıkları için, bu ümmetin şahsiyetini ifade edemedikleri için ve ithal ettiğimiz ayakkabılar ve kreşler gibi tamamen uydurma, yapmacık ve ithal malı oldukları için düştüler. Bundan dolayı bu nizamlar ve hareketler uzun süre devam edemediler. Süratli bir şekilde ortaya çıktılar, kötülükleri de aynı süratle ortaya çıktı. Bu sebeple halk onları kovdu çünkü onlar halka yabancı geliyor, halkın görüş ve inançlarını ters düşüyorlardı. Bu nizamlar insan vücuduna takılan böbrek ve kalbe benzerler. Vücut onları kabul etse de hepsi sıkıntı ve acılarla geçen kısa bir müddet için kabul eder. Sonra çok geçmeden kendisine böbrek veya kalp takılan bu vücut zayıflar ve ölür. İslam ümmeti zayıf ve hasta vücudunun durumunun farkına vararak uyandığı gün fiilen onun başına gelenler bundan ibaretti. Bu ümmet ne yapacağını düşünemedi. Sadece iyiyi ve yararlı olacağını zannettiği uydurma, prensip ve nizamları hemen ithal etmeye koştu. Halbuki bu nizamlar harap etme, yok etme, helak etme, terör, fitne ve avareliğe sebep olan birçok kötülükleri de yanlarında taşıyorlardı. Böylece Batı medeniyetinin ve kapitalist düşüncenin bu ümmetin tabiatına yamanmasıyla birinci ameliyat tamamlanmış oldu. Sonuç, İslam aleminin sosyal, ekonomik ve siyasi hayatının her yönde fena bir kanser illeti ortaya çıkmış oldu. Bu kanser illeti İslam aleminin şahsiyetinin çirkinleşmesine, çeşitli fikirlerin İslam alemine girmesine ve ahlakının bozulmasına sebep oldu. Son olarak Batı'dan ithal edilen felsefe ve fikirler İslam aleminin
Filistin'deki ilk yenilgiyi 1948 yenilgisi kabul etmeye hazırladı. Bu tecrübelerin şiddetine ve facialarının sertliğine rağmen İslam ümmeti yine de sıkıntıların, avariliğin ve duygularının esiri olarak kaldı. Sahte sloganlar ve aldatıcı görüntülere tutkun kaldı. İşte bu hususlar İslam ümmetini ister istemez ikinci, üçüncü ve dördüncü defa birbirini takip eden yenilgi kadehinden yudumlar hale getirdi. Mevcut ilerici, italci ve sosyalist sistemlerin İslam ümmetine hiçbir faydası dokunmadı. Bilakis bunların samimi dostlukları İslam aleminden hiçbir zararı bertaraf edemedi. 1948 yenilgisi emperyalist batının uydusu olmanın meyvesi ise 1967 yenilgisi de solcu proletaryaya tabi olmanın ürünüdür. İslam ümmeti geçirdiği bu tecrübelerden ve olaylardan ağır üzüntü yükleri ve ağır yaralarla çıktı. Ümit bağladığı kimselerden ümidi boşa çıktı. Başında bulunan liderler, komutanlar, gruplar ve partilerden tamamen ümidini kesti. O tarihten sonra acaba İslam ümmeti sıhhate kavuştu mu? Bu tokuşmanın meydana getirdiği korku tecrübelerinin şiddetiyle uyanmadı mı? Uluslararası güçlerin kendisinin aleyhinde birleştiklerini anladı mı? Doğunun ve batının, sağın ve solun kendisine karşı düşman oldukları derin bir kin beslediklerini ve başına kötülüklerin gelmesini beklediklerini anladı mı? İslam ümmetini bu veya şu tarafa bağlı olması kadar büyük bir sapıklık yoktur. Bundan şayet sağcı değilse solcu, olmasının komünist olmadığı zaman kapitalist olmasının gerekli olması iddiasını kastediyorum. Şu var ki İslam ümmetinin hür seçkin, sağcı veya solcu olmayan bir kişiliğe sahip olduğunu anlaması lazımdır. Bu kişilik özelliklerini ve güzelliklerini İslam'dan, fıtrat dininden ve fıtrat mesajından alan asil bir şahsiyettir. Bu seçkinlik ve asillik sayesinde İslam ümmeti dünyada fikri ve siyasi açıdan daha yüksek bir mevki elde edebilir. İslam alemi yaşamakta olduğu bu boşluğun ne Amerikan Beyaz Sarayı'nın ne de Sovyet Rusya Kremlin'in hazırladığı planlarla ne Karl Marx ve Lenin fikirleri ne de Gifari ve Husin'in ortaya koydukları prensiplerle doldurulamayacağını anlamalıdır. Bu boşluğu gerek inanç açısından gerekse nizam, ahlak ve kanun koyma açısından İslam'dan başka hiçbir şey dolduramaz. Bütün bunlar İslam'ı hareketi sonsuza kadar devam eden tarihi bir sorumlulukla yüz yüze getirirler. Bu sorumluluğun hakiki bir imana ve samimi bir iradeye ihtiyacı vardır. Acaba İslam davetçileri gerçek sorumluluklarını anlayabiliyorlar mı? Ebu Bilal Fethi Yeken. 1. Bölüm Müslüman olmam neyi gerektirir? 1. Bölüme giriş. Müslüman olmam neyi gerektirir? İsimli bu kitabın 1. kısmı bir kimsenin gerek Müslüman olabilmesi için kendisinden bulunması gerekli olan en önemli özelliklerden bahsediyor. İslam'a bağlı olmak dış görünüşe göre yapılan bir bağlanma olmadığı gibi miras yoluyla veya nüfus cüzdanıyla olan bir bağlanma da değildir. Bu bağlanma ancak İslam dinine mensup olmakla, İslami prensiplere sarılmakla ve hayatın her yönünde İslam'a göre hareket etmekle gerçekleşir. Müslüman bir kimsenin tam ve doğru olarak bu dine mensup olabilmesi için kendisinde bulunması gereken özelliklerin en önemlilerini gelecek bölümlerde kısaca açıklayacağız. O Allah, bu Kur'an'dan önceki kitaplarda da bu Kur'an'da da sizi Müslümanlar diye isimlendirdi ki peygamber size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. Haç 78. İnancımda Müslüman olmalıyım. İslamiyet'e mensup olmanın ve bu dine bağlanmanın ilk şartı Müslüman kimsenin inancının sağlam ve doğru olması, Yüce Allah'ın kitabı peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olmasıdır. Müslüman fazilet sahibi ilk Müslümanların ve din imamlarının inandıkları şeylere inanır. Çünkü bütün ümmet iyilik, itaat, takva ve Yüce Allah'ın dinini doğru anladıklarına dair onların lehinde şahadet etmiştir.
inancımda Müslüman olabilmem şunları yapmamı gerektirir. Kainatın yaratıcısının hakim, her şeye hükmeden, kadir, her şeye gücü yeten, alim, her şeyi bilen ve kayyum, her şeyi tutan, koruyan bir Allah olduğuna inanmam lazımdır. Çünkü bu kainatta güzellik, mükemmellik, düzen ve kainatın parçalarının birbirine muhtaç olması bunun en iyi delilidir. Şöyle ki, yüce kudret sahibi olan Allah'ın kainata koyduğu kanunlar olmasaydı kainatın yerinde kalması ve devam etmesi imkansız olurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıklarından ortaklara ve aracılara muhtaç olmaktan münezzehtir, veridir. Enbiya 22. Yüce Allah'ın bu kainata boş ve beyhude yere yaratmadığına inanmam lazımdır. Çünkü kemal, noksansızlığı sıfatı ile vasıflanan zatının Allah'ın Celle Celaluhu yarattığı şeylerde beyhude davranması düşünülemez. Onun gönderdiği peygamber ve vahiy olmaksızın Allah'ın Celle Celaluhu bu yaratılıştan ne kastettiğini etraflı bir şekilde anlamak imkansızdır. Bizim sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hüküm sahibi olan Allah yücedir, ondan başka ilah yoktur. O bütün kainatı kuşatan, kainata hayat kaynağı olan Yüce Arş'ın Rabbidir. Müminin 117. Yüce Allah'ın kendisini insanlara tanıtmak, onların yaratılış gayelerini, neden yaratıldıklarını ve dönecekleri yeri onlara açıklamak için peygamberler gönderip kitaplar indirdiğine inanmam lazımdır. Bu kıymetli peygamberlerin sonuncusu Yüce Allah'ın sonsuza dek baki kalacak bir mucize olan Kur'an-ı Kerim ile desteklediği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Andolsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin, şeytana tapmaktan sakının diye bir elçi gönderdik. Allah işlerinden kimi doğru yola eriştirdi, kimini de sapıklığı hak etti." Nahl 35. İnsanlığın varoluşunun yegane gayesinin bizzat kendi açıkladığı şekliyle Yüce Allah'ı tanımak olduğuna inanmam, ona itaat ve ibadet etmem gerekir ki o şöyle buyuruyor: "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum, beni beslemelerini de istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, sağlam kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır." Zariyat 56-58. Allah'a inanan ve ona itaat eden mümin kimsenin mükafatının cennet, Allah Celle Celaluhu'nu inkar eden ve ona isyan eden kafirin cezasının cehennem olduğuna inanmam lazımdır. İnsanların bir takımı cennete, bir takımı da çılgın alevli cehenneme girer. Şura 7. İnsanın iyi ve kötü amelleri kendi irade ve arzusuyla işlediğine inanmam lazımdır. Fakat hayırlı işler ancak Yüce Allah'ın tevfik ve yardımıyla meydana gelir. Kötülük ise Yüce Allah'ın iradesinin etkisiyle değil, ancak onun izin ve iradesi çerçevesinde vuku bulur. Nefse ve onun insan biçiminde şekillendirene, sonra o nefse isyanını ve itaatini öğretene andolsun ki nefsini temizleyen iflah olur, onu kirletip örten ziyana uğramıştır. Şems suresi 7 ve 10. Kanun koymanın yalnız Yüce Allah'ın hakiki olduğuna, hakkı olduğuna ve Allah'ın Celle Celaluhu koyduğu kanunlara tecavüz etmeye hiç kimsenin hakkı olmadığına inanmam lazımdır. Müslüman alimlerin ise ancak Yüce Allah'ın ortaya koyduğu kanunlar çerçevesinde bize hükümler çıkartmak için içtihat edebileceklerine inanmam lazımdır. Anlaşamadığınız herhangi bir şey hakkında da hüküm Allah'a aittir. İşte bu hükmü veren Allah benim Rabbimdir. Ben ancak ona tevekkül ettim ve yalnız ona sığındım. Şura 10. Yüce Allah'ın yüceliğine layık olan isimlerini ve sıfatlarını öğrenmem lazımdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik, kim onları ezberlerse cennete girer. Hem Allah tektir, tek olanı sever."
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesine uyarak Yüce Allah'ın zatı hakkında değil, yarattıkları hakkında düşünmem lazımdır. Yüce Allah'ın yarattıkları hakkında düşününüz, Allah'ın zatı hakkında düşünmeyiniz, çünkü O sizi O'nu hakkıyla takdir edemezsiniz. Yüce Allah'ın sıfatlarına gelince, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti onlara işaret etmiştir. Uluhiyetin yüceliği bu sıfatlara sahip olmayı gerektirir. Mesela Yüce Allah'ın beka, devamlılık ve kıdem, başlangıcı olmamak sıfatlarına işaret eden ayetler vardır. Yüce Allah'ın muhalefetün lil havadis, sonradan var edilmiş olan yaratıklara benzemediği çocuk, baba, eş ve benzerlerinden münezzeh olduğuna delalet eden ayetler vardır. Yüce Allah'ın kudretine, büyüklüğüyle her şeye galip geldiğine ve ilminin her şeyi kuşattığına delalet eden ayetler vardır. Yüce Allah'ın iradesine ve bu iradesinin bütün irade ve arzulardan üstün olduğunu delalet eden ayetler vardır. Yüce Allah'ın sonsuz ve insan aklının kavrayamayacağı sıfatlarına ve mükemmelliğine delalet eden pek çok ayetler vardır. O bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Onu övmenin sınırı yoktur. O kendini övdüğü gibidir. İmanla ilgili naslarda tevil, yorum ve tatil, iptale son vermek ve inançla ilgili terimlerin manasını Allah Celle Celaluhu ilmine havale etmek için selefin ilk devir Müslümanlarının akaidle ilgili naslarda yaptıkları yorumlar onların kafir veya fasık olduklarına hükmetmeyi gerekli kılmaz. Selefiye mezhebine inanmakla akaidle ilgili konularda eskiden ve şimdi yapılmakta olan uzun tartışmalara lüzum kalmaz. Yüce Allah'ın peygamberlerine gönderdiği vahiy çerçevesinde yalnız kendisine ibadet etmeyi ve diğer kimselere boyun eğmeyi bildiren davetine uyarak Yüce Allah'a ibadet etmem ve ona hiçbir şey ortak koşmamam gerekir. Andolsun biz her millete içinde Allah'a kulluk edin, şeytana putlara, kâhinlere tapmaktan kaçının diyen bir peygamber gönderdik. Nahl 36. Yalnız Allah'tan Celle Celaluhu korkmam ve başkasından korkmamam gerekir. Bu korkum onu kızdıran ve onun haram kıldığı şeylerden beni uzaklaştırmalıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa işte kurtuluşa erenler onlardır. Nur 52. Doğrusu görünmediği halde Rablerinden korkanlara bağışlanma ve büyük ecir vardır. Mülk 12. Onu zikretmem ve bu zikrime devam etmem lazımdır. Ayrıca susmamın tefekkür, konuşmamın zikir olması gerekir. Çünkü Allah Celle Celaluhu zikretmek en kuvvetli ruh ilacıdır. Zikir zamanın felaketleri, hayatın keder ve musibetleri karşısında en etkili silahtır. İşte insanın bugün kendisine ihtiyaç duyduğu şey zikir silahıdır. Yüce Allah şu sözüyle bunu doğrulamaktadır. Onlar inanmış ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşmuştur. İyi bilin ki ancak Allah'ı anmakla kalpler huzura kavuşur. Rad 28. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, yanından ayrılamayacak bir şeytana arkadaş veririz. O şeytanlar bunları yoldan çıkardıkları halde bunlar doğru yolda olduklarını zannederler. Zuhruf 36-37. Meşhur psikiyatri alim doktor Beril, ibadetin ruh üzerindeki olumlu etkisini itiraf etmiş ve şöyle demiştir. Psikiyatri doktorları kuvvetli bir imanın ve dine sımsıkı sarılmanın ruhi ızdırap ve sinirsel sıkıntıyı yeneceğini ve hastaları bu ruhi hastalıklardan kurtarıp iyileştireceği anlıyorlar. Ve Allah Celle Celaluhu öyle sevmem gerekir ki bu sevginin kalbimi Allah'ın Celle Celaluhu yüceliğine aşık kılması, onun yolunda daima iyi işlerle uğraşma sağlayan ve onun yolunda canımı feda etmeye ve savaşmaya hazırlayan bir bağla Allah Celle Celaluhu bağlanmalıdır. Dünya, malı veya sıkı akrabalık bağları bunları yapmama engel olmamalıdır. Yüce Allah'ın şu ayetine boyun eğmem lazımdır. Ey Resulüm, o hicreti terk edenlere de ki, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, karılarınız, soylarınız, kazandığınız mallar, geçersiz olmasından korktuğunuz bir ticaret. Hoşunuza giden meskenler size Allah ve Resulünden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin,
Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Tevbe 24. Yine Yüce Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadiste işaret ettiği imanın lezzetini tatmayı arzu etmek gerekir. Şu üç haslet kimde bulunursa imanın tadını duyar, Allah ve onun Resulünü diğer şeylerden daha fazla sevmek, sevdiğini yalnız Allah rızası için sevmek ve Allah onu küfürden kurtardıktan sonra ateşe atılmaktan hoşlanmayacağı gibi küfre dönmekten de hoşlanmamak. Her işimde Allah Celle Celaluhu'yu tevekkül etmeliyim ve her işimde ona güvenmeliyim. Bu güven bana kendileriyle güçlükleri yeneceğim ve bir kuvvet ve manevi güç verir. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Talak 3. Hazreti Peygamber bize yaptığı en güzel tavsiyelerden birisinde şöyle buyurmuştur. Allah'ın emirlerini yerine getir ki o da seni korusun. Allah'a itaat et, onun yanında bulursun. Bir şey istediğinde Allah'tan iste, yardım dilediğinde Allah'tan yardım dile ve bil ki bir konuda sana faydalı olmak için bütün ümmet bir araya gelse yalnız Yüce Allah'ın sana yazdığı şeyle sana faydalı dokunur. Ve eğer bir konuda sana zarar vermek için bütün insanlar toplansalar yine yalnız Allah'ın kaderinde yazdığı şeyle sana zarar verebilirler. Kalemler kaldırılmıştır ve sayfalar düşürülmüştür. Sayısız nimetlerden sonsuz fazilet ve rahmetinden dolayı Allah Celle Celaluhu'na şükretmem lazımdır. Şükretmek nimeti veren, iyilik yapan ve ihsanda bulunan kimseye karşı terbiyeli durmak özelliğidir. Allah sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman hiçbir şey bilmiyordunuz. Belki şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler vermiştir. Nahl 78. Ölü toprak onlar için bir ayettir. Ölüleri nasıl dirilteceğimize işarettir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkardık da ondan yiyorlar. Orada hurmalıklar ve üzüm bağları yarattık. Aralarından pınarlar fışkırttık ki Allah'ın ürününden ve ellerinin emeğinden yesinler. Hala şükretmiyorlar mı? Yasin 34-35. Yüce Allah kendi nimetlerini inkar edenleri çok zarar edeceklerine dair tehdit etmiş, nimetlerine karşı şükredenlere ise lütufta artıracağını vaat etmiştir. Bu konuda şöyle buyuruyor. Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Şükrederseniz andolsun ki size nimetlerimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz bilin ki azabım çok şiddetlidir. İbrahim 7. Yüce Allah'tan af dilemem ve devamlı tövbe etmem lazımdır. Çünkü af dilemek günahlarının affedilmesine ve imanın yenilenmesine vesile olduğu gibi sevinç ve huzur sebebidir. Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder sonra da Allah'tan bağışlama dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. Nisa 110. Onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar yaptıklarını bile bile direnmezler. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından arınmaklarken içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Ali İmran 135-136. Yüce Allah'ın şu ayetini kendime şiar yaparak gizli ve açık hallerimde Allah'ı Celle Celaluhu gözetimi altında olduğumu hissetmem lazımdır. O şöyle buyuruyor. Göklerde olanları da yerde olanları da Allah'ın bildiğini bilmez misin? Üç kişi gizli konuşursa mutlaka dördüncüleri odur. Beş kişi gizli konuşursa mutlaka altıncıları odur. Bunlardan az veya çok ne olursa olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verir. Çünkü Allah her şeyi bilendir. Mücadele 7. İbadetimde Müslüman olmalıyım. İslam'da ibadet, mütevazılığın en son noktası ve Allah'ın Celle Celaluhu yüceliğini hissetmenin zirvesidir. Allah'ın Celle Celaluhu yarattıklarının kendi aralarında ilişkilerinde ibadetin büyük tesirleri olduğu gibi ibadet yaratılan ile yaratıcı arasında bir bağlantı merdivenidir. Bu konuda İslam'ın rükünleri olan namaz, oruç, zekat, hac,
ile insanın yerine getirmekle Yüce Allah'ın rızasını kazanmayı amaçladığı ve onun dinine yöneldiği diğer ameller arasında fark yoktur. İslam mantığı hayatın bütün safhalarını ibadet ve itaatle geçirilmesini gerektirir. Yüce Allah şu ayetinde bunu ifade ediyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Beni beslemelerini de istemiyorum. Doğrusu rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah, ancak Allah'tır. Zariyat 55-58. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir. En'am 162. İbadetimde gerçek Müslüman olmam şöyle hareket etmemi gerektirir. İbadetlerimin direkt olarak Allah Celle Celaluhu'ya bağlı olması lazımdır. Bu ibadetteki ihsan derecesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihsan nedir diye sorulunca şöyle buyurmuştur. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Eğer sen onu göremiyorsan bile o seni görür. İbadetlerimde alçak gönüllü davranmam, hakiki dosta kavuşmanın coşkunluğunu ve onun huzurunda boyun eğmenin lezzetini hissetmem gerekir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu elçisi Hazreti Muhammed bizimle konuşuyordu, biz de onunla konuşurduk. Namaz vakti geldiğinde sanki ne o bizi tanıyordu ne de biz onu tanıyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi de bu konuya işaret etmektedir. Nice namaz kılan kimseler vardır ki onlara namazlarından yorgunluk ve bitkinlikten başka bir şey kalmaz. Diğer bir hadiste ise şöyle buyurmuştur. Nice oruç tutan kimseler vardır ki orucunda aç kalmak ve susamaktan başka bir payı yoktur. İbadetimi kalp huzuruyla yapmam lazımdır. Etrafımdaki dünya meşguliyetleri ve kederlerinden tamamen sıyrılmalıyım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisiyle bu konuya işaret ediyor. Yüce Allah kalp huzuruyla namaz kılmanın kişinin namazına bakmaz, onu kabul etmez. Ayrıca bu konuda şöyle denilmiştir. Namaz ahiretle ilgilidir. Namaza başladığın zaman dünyadan ayrılmış olursun. Rivayete göre Hasan-ı Basri şöyle diyor. Kalp huzuruyla kılınmayan namaz, sevap şöyle dursun, acilen cezalandırılmayı gerektirir. İbadetimde kanaat etmeye tamahkar ve doymak bilmeyen obur gibi olmalıyım. Yüce Allah'ın şu kutsi hadisindeki emrini boyun eğerek nafile ibadetlerde Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşacağım. Her kim beni tanıyan ve ihlas ile bana kulluk eden bir kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulum sevdiğim şeyler içinde kendisine farz kıldığım ibadetleri yerine getirmesi kadar başka bir şeyle bana yakın olamaz. Sonra kulum nafile ibadetleriyle de bana yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu tamamen severim. Artık ben kulumu sevince onun işten kulağı gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı derecesinde olurum. Diliyle ne isterse muhakkak onları da ihsan ederim. Bana sığınmak isteyince muhakkak ki kulumu korurum. Ben yapılmasını istediğim hiçbir şey hakkında müminin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi tereddüt etmedim. Çünkü kulum ölümden hoşlanmıyor. Ben de kuluma acı gelen şeyi sevmiyorum. Gece kalkıp geceyi ibadetle geçirmeye düşkün olmam ve alışkanlık haline getirinceye kadar gece ibadeti için nefsimi eğitmem gerekir. Çünkü gece kalkıp ibadet etmek iman ürünlerinin en kuvvetlilerindendir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyuruyor. Muhakkak ki gece kalkıp ibadet etmek daha tesirli ve geceleyin okumak daha faziletlidir. Müzzemmil 6. Yüce Allah başka bir ayette inanan kullarını anarken şöyle buyurmuştur. Onlar geceleri pek az uyurlar, seherlerde af dilerler. Zariyat 17-18. Başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur. Yanları yataklarından uzaklaşır, gece teheccüd namazı kılmak için yanlarını yataktan ayırıp kalkarlar. Korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır işlerinde harcarlar. Secde 16. Devam edilmesi ve sık sık yapılması iyi ve sevaplı bir davranış olarak kabul edilen bazı nafileleri yapmam gerekir. Bunlar gece namazı, kuşluk namazı, teravih namazı, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak,
hacda bulunmayan kimsenin Arife günü oruç tutması aşure günü Şevval ayından 6 gün her kameri ayın 13, 14 ve 15 günleri oruç tutmak, itikafa girmek vesairedir. Özellikle sabah vakti başta olmak üzere Kur'an okumak için özel bir vakit ayırmam ve onun manası üzerinde derin derin düşünmem gerekir. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Ve sabahın Kur'an'ını uzunca Kur'an okunan sabah namazını da unutma. Çünkü sabah namazı melekler tarafından görülür. İsra 28. Kur'an'ı düşününce tevazu ve üzüntü ile okumam lazımdır. Çünkü Hazreti Peygamber bu konuda şöyle buyurmuştur. Kur'an üzüntüyle nazil oldu. Kur'an okuduğunuz zaman üzüntülü görününüz. Kur'an okurken Yüce Allah'ın şu ayetini hatırlamamız gerekir. Biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, sen onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Aşır 21. Ve Hazreti Peygamber'in şu hadisi her an hatırımda tutmalıyım. Kur'an'ın haram kıldığı şeyleri helal sayan kimse Kur'an'a inanmamış sayılır. Diğer bir hadiste ise şöyle buyurmaktadır. Ümmetimin en faziletli ibadeti Kur'an okumaktır. Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği bir hadiste Hazreti Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Doğrusu bu Kur'an Allah'ın ziyafetidir. Gücünüz yettikçe onun ziyafetine yöneliniz. Muhakkak ki bu Kur'an Allah'ın ipidir. Apaçık nur ve dertlere şifa veren faydalı bir ilaçtır. Kendisine sarılan kimseler için koruyucu ve ona tabi olanlar için kurtuluş vesilesidir. Doğru yoldan saptırmaz ki özür dilesin. Eğrilmez ki eğrisi düzeltilsin. Onun mucizeleri, harikaları bitmez. Dillerde çok dolaşmakla eskimez. Onu okuyunuz. Çünkü Allah okunması ile sizi mükafatlandırır. Her bir harfi için 10 mükafat verir. Elif, lam, mimin bir harf olduğunu söylemiyorum. Bilakis elif bir harf, lam bir harf ve mim bir harftir. Hazreti Peygamber Ebu Zer'e yaptığı tavsiye vasiyetinde şöyle buyurmuştur. Kur'an okumaya sarıl çünkü o dünyada senin nurun, ahirette ise senin azlığındır. Her işimde dua etmek Allah Celle Celaluhu çıktığım merdivenim olmalıdır. Çünkü dua ibadetin özüdür. Dualardan hadiste bize intikal edenleri seçmeye önem vermem lazımdır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Mümin 60. Hadiste geçen dualardan bazıları şunlardır. Uyurken, ey Allah'ım senin ismin ile yan tarafımı yere koydum ve senin ismin ile onu kaldıracağım. Eğer ruhumu alırsan affet, eğer hayatta bırakacaksan nefsimi salih kullarını muhafaza ettiğin gibi muhafaza eyle. Uyanırken, bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah hamd ve senalar olsun. Öldükten sonra dirilmek de böylece ona aittir. Elbiseleri giyerken ve soyunurken, Allah'ım bunun hayrıma olmasını ve en hayırlı amaçla kullanmamı sağlamanı senden dilerim. Onun kötülüğünden ve kötü gayelerle giyinmekten sana sığınırım. Evden çıkarken ve eve girerken, Allah'ın adıyla Allah'a dayandım, günahlardan kurtulmak ve kulluk görevini yapabilmek için Allah'ın yardım ve desteğiyledir. Camiye giderken, Allah'ım kitabımı nurlu kıl, gözümü nurlu kıl, kulağımı nurlu kıl, sağımı solumu nurlu kıl, üstümü altımı nurlu kıl, önümü arkamı nurlu kıl ve benim için tam bir nur kıl. Camiye girerken, Allah'ım rahmet kapılarını aç. Camiden çıktığın zaman, Allah'ım senin fazlını beklerim. Yemek yerken, Allah'ım rızkımı bereketli kıl, bizi cehennem azabından koru. Allah'ın adıyla yemek yemeye başlıyorum. Yemek bittiğinde bize yediren, içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun ve şükür olsun. Abdesthaneye girerken, ilahi erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırız. Helaldan çıkarken, yemeğin lezzetini bana tattıran ve onun eziyetini benden gideren Allah'a hamd ve şükür olsun. Cinsel münasebet anında, İlahi şeytanı bizden ve bize vereceği rızık evlattan uzaklaştır. Uykusuzluk halinde, Allah'ım yıldızlar battı, gözler dindi ve sen daima diri olup yarattıklarını koruyup yönetensin.
seni ve uyuklama ne de dalgınlık tutmaz. Ey diri olup yarattıklarını koruyan, yöneten Allah. Gecemi sakin kıl ve gözlerime uyku ver. Farz namaz bittiğinde. Kim her farz namazdan sonra 33 kere tesbih, 33 kere hamd, 33 kere de tekbir getirirse ve yüzü tamamlarken Allah'tan başka hiçbir ilah yok, hiçbir mabut tanımaya layık değildir. Mülk onundur, her şeye kuvveti yeten de odur derse günahları deniz köpüğü dalgaları kadar çok olsa dile affolunur. Toplandı sonunda. Allah'ım seni her türlü kusur ve eksikliklerden tenzih ederim ve sana şükreder. Şükürler olsun, senden başka hakiki mabut olmadığına dair şahitlik ederim. Günahlarımı affetmeni dilerim ve yaptığım günahlardan pişman olduğumdan dolayı dergahını sığınırım. Arabaya binerken itaat altına almaya güç yetiremeyeceğimiz bu bineği bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Zuhruf 14. Yolculuğa çıkarken Allah'ım senin yardımın ile yolculuğa çıkıyorum ve dolaşıyorum. Senin yardımınla yürüyorum. Ey Allah'ım bu yolculuğumda iyiliği, takvayı ve razı olacağın amelleri yapmayı bana nasip etmeni senden dilerim. Allah'ım bizim bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Ya Rab, seferde yardımcımız ve ailemizin koruyucusu sensin. Allah'ım yolculuğun zahmetlerinden, üzücü manzaralarından ve seferden dönerken malımıza, ailemize ve çocuklarımıza dair kötü halleri görmekten sana sığınırız. Yağmur yağarken. 2 veya 3 defa ey Allah'ım bize faydalı yağmur ver denir. Gök gürlerken. Ey Allah'ım bizi gazabınla öldürme. Bizi azabınla yok etme. Ondan önce de bize sıhhat ve afiyet ver. Yeni ayı görürken. Allah en büyüktür. Allah'ım onu yeni ayı uğurlu kıl. Bizi her türlü dini ve dünyevi korkulardan emin, imanımızı, bağlılığımızı, itaat ve ibadetimizi daim ve sabit kıl. Vücudumuza arız olacak her türlü hastalıktan bizi koru. Sevdiğin ve razı olduğun şeylerde bizi başarılı kıl. Ey Hilal, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Evlenmeyi tebrik ederken Allah evliliğinizi mübarek kılsın, eşinin gelişini bereketli kılsın ve birleşmenizi hayırlı kılsın. Yeni doğan bir çocuğu görünce Allah'ın almak ve vermek istediği her şey kendisine aittir. Ve her şeyin onun ilminde belirli bir ömrü vardır. Öyleyse sabret ve bu sabrın Allah katında sevabı olduğunu unutma. Üzüntü ve keder anında. Ey Allah'ım senden başka ilah yoktur. Seni bütün eksiklik ve noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben zulmedenlerden denmişim. Hastayı ziyaret ederken Allah'ım sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa veren yoktur. Buna hiçbir hastalık bırakmayacak şekilde şifa ver. Ölen kimsenin yakınlarını sabra teşvik ederken kötü ve zararlı şeytanın ve kötü bakışlı gözlerin şerrinden seni korunması için Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Cenaze namazında okunacak dualar. Allah'ım bu ölüyü affeyle ve ona rahmet et. Onu azaptan koru, taksiratını affet, onun cennetten hissesini ihsan et, kabrini genişlet, su ile kar ile ve buz ile günahlarını yıka, beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onun hatalarını da temizle, kendi evinden daha hayırlı bir ev ehlinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver, onu cennete koy, kabir ve cehennem azabından koru. Ahlakımda Müslüman olmalıyım. Müslümanın özellikleri: şüpheli şeylerden sakınmak, gözleri haramdan korumak, dili korumak, utanmak, haya, vakar ve sabır, doğruluk, alçak gönüllü olmak, zan, gıybet ve tecessüsten Müslümanların kusurlarını etraflıca araştırmaktan sakınmak, cömertlik ve kerem. Hazreti Peygamber'in şu hadisinde belirttiği gibi güzel ahlak İslam dininin temel hedefidir. Ben ancak en güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Aşağıdaki ayet bu konuyu teyit etmektedir. Onlar o müminlerdir ki kendilerine yeryüzünde iktidar verdiğimiz takdirde zorbaların yoluna sapmazlar. Bilakis namaz kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler
ve kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Bütün işlerinde sonu Allah'a dönecektir. Haç 41. Diğer bir ayette de şöyle buyurulmuştur. Yüzlerinizi doğu veya batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inandı. Allah rızası için yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve esaret altındaki kölelere mal verdi. Namazı kıldı, zekatı verdi. Antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenler, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler, işte onlar doğru yolda olanlar ve Allah'ın azabından korunanlardır. Bakara 177. Güzel ahlak imanlı olmanın delili ve imanın meyvesidir. Güzel ahlak olmadan imanın bir değeri yoktur. Hazreti Peygamber bu hususta işaret ederek şöyle buyurdu. İman, ümit ve temenni ile geçerli olamaz. Ancak kalpte yerleşir ve amel ile tasdik edilirse geçerli sayılır. Hazreti Peygamber'den din nedir diye sorulunca o şöyle cevaplamıştır. Din ahlakın güzel olmasıdır. Kötülük nedir diye sorulduğunda ise şöyle buyurmuştur. Ahlakın kötü olmasıdır. Kıyamet gününde hayırlı ameller arasında kulun terazisinde en ağır gelen amel güzel ahlaktır. Kim kötü huylu ise, kötü işleri yapıyorsa sebebi ile yol alamaz. Nesebi ile yol alamaz. Şerefli bir aileye mensup olması ahirette ona hiçbir fayda sağlayamaz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde müminin terazisinde hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır geldiğinde değildir. Muhakkak ki Allah kaba ve ağzı bozuk kişiyi asla sevmez. Güzel ahlak İslam'daki ibadetlerin meyvesidir. Mümin güzel ahlaklı olmasa yaptığı ibadetler hiçbir kıymeti ve faydası olmayan hareket ve ayinlerden ibaret kalırlar. Yüce Allah namazın faydaları hakkında şöyle buyurmuştur. Namazı da kıl çünkü namaz insanı kötü ve iğrenç şeylerden alıkoyur. Ankebet suresi 45. Hazreti Peygamber de bu konuda şöyle buyurmuştur. Kimin namazı onu kötü ve iğrenç şeylerden alıkoymazsa onun Allah'tan uzaklaşması artar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruç hakkında da şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz oruçlu bulunduğu gün kötü söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet birisi kendisine söver veya çatarsa ben oruçluyum desin. Haç hakkında ise Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Haç bilinen aylardandır. Şevval, Zikade ayları ve Zilhicce ayında 10 gün kim o aylarda ihrama girer, hacı kendine farz ederse bilsin ki haçta kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve kavga etmek yoktur. Bakara 197. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmuştur. Bir kimse hac eder ve haç esnasında kadına yaklaşmaz, kötü söyler, sözler söylemez ve büyük günahlardan çekinir, küçük günahları işlemekte ısrar etmezse o kimse günahlarından arınarak annesinden doğduğu günkü gibi haçtan döner. Müslümanın özellikleri. Bir insanın ahlak açısından gerçek Müslüman olabilmesi için devamlı yapması ve kendisinden faydalanması gereken en önemli ahlaki özelliklerinden bazıları şunlardır. Şüpheli şeylerden sakınmak. Müslüman kimsenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uyarak haramlardan sakınması ve şüpheli şeyler hakkında ihtiyatla hareket etmesi gerekir. Yüce Peygamberimiz bir hadiste şöyle buyurmuştur. Helal belli, haram bellidir. Fakat aralarında bir takım şüpheli şeyler vardır ki bunlar helal midir, haram mıdır? Çok kimseler bilemezler. Şüpheli şeylerden sakınan kimse dinini de ırzını da kurtarmış olur. Her kim bu şüpheli şeylere düşerse haramı düşer. Yasak bir yerin etrafında davarlarını otlatan bir çoban gibi çok sürmez hayvanları içeriye dalabilir. Dikkat! Her padişahın kendine mahsus bir korusu vardır. Gözünüzü açın. Allah'ın yeryüzündeki korusu da haram kıldığı şeylerdir. Biliniz ki bedende bir et parçası vardır. O yarayışlı olursa bütün beden de yarayışlı olur. Bozuk olursa bütün vücut bozulur. İşte o et parçası kalptir. Haramdan kaçınmanın en yüksek derecesi
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisinde belirttiği derecedir. Kul sakıncalı şeylerden korktuğundan dolayı sakıncası şeyi de bırakmadıkça müttakiler derecesine ulaşamaz. Gözleri haramdan korumak. Müslüman olan kimsenin Allah'ın Celle Celaluhu haram kıldığı şeylere bakmaması gerekir. Çünkü bakmak şehveti celbeder ve insanı yavaş yavaş günah ve suç işlemeye sevk eder. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim lüzumsuz yere bakmak hususunda müminleri uyarmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Müminleri de şöyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ızlarını korusunlar. Nur 30. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuştur. Bakmak şeytanın zehirli oklarından biridir. Kim Allah korkusundan mahremi olmayan kimseye bakmayı terk ederse Allah ona öyle bir iman ihsan eder ki onun tadını ta kalbinde duyar. Başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur. Mutlaka gözlerinize haramdan sakınmalısınız ve ırzlarınızı da behemmehal korumalısınız. Aksi takdirde Allah yüzlerinizdeki nuru çıkarıp sizi çirkinleştirir. Dili korumak. Müslüman kimsenin faydasız saçma, çirkin, kötü sözler ve deyimleri kullanmaktan, gıybetten ve kovuculuktan dilini koruması lazımdır. İmam Nevevi bu konuda şöyle demiştir. Dinin ve kanunun muhatabı olma çağına gelen kişilerin faydalı olduğu açıkça bilinen sözlerden başka dillerini her türlü sözden korumaları gerekir. Konuşmak ve konuşmamak eşit olduğu zaman ve susmak daha faydalı olduğundan konuşmamak sünnettir. Çünkü mubah olan konuşma bazen haram veya mekruh bir sözü söylemeye sebep olur. Normalde böyle konuşmalara çok tesadüf edilir. Susarak haram veya mekruh sözleri söylemekten kurtulmak gibi iyi bir faydalı bir şey yoktur. Dilin insanın başına gelmesini sebep olduğu felaket ve belaları belirten birçok hadis ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiştir. Bu hadislerden birinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Dillerinin biçtikleri faydasız sözlerinden başka bir şey insanları yüzü koyun cehenneme düşürür mü? Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur. Çok ayıplayıcı, lanet edici, fahiş sözler söyleyen ve hayasızlık yapan kimse olgun mümin değildir. Konuyla ilgili diğer bir hadiste şöyle buyurmuştur. Kim çok konuşursa hatası çok olur, hatası çok olanın da günahı çok olur. Günahı çok olan kimseye cehennem daha layıktır. Utanmak, haya. Müslüman kimsenin her zaman ve her durumda hayali olması lazımdır. Fakat hayası onu doğruyu söylemekten alıkoymamalıdır. Başkalarının işlerine karışmamak, harama ve bakmamak, Müslümanlara karşı mütevazı ve şefkatli olmak, alçak sesli konuşmak, rızkına kanaat etmek ve benzeri hareketlerde hayadan sayılır bir rivayette. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haya bakımından perde arkasındaki bakireden daha utangaçtı diye bildirilmiştir. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanın 70 yahut 60 bu kadar şubesi vardır. O şubelerin en faziletlisi Allah'tan başka ilah yoktur, sözüdür. En aşağısı da yoldan gelip geçenlere eziyet verecek şeyleri atmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. Alimler haya hakkında şöyle demişlerdir. Hayanın hakikati şudur. Haya kötülüklerden sakınmayı emreden ve hukuka hak sahiplerinin hakkını ödemekte kusurlu davranmayı men eden bir huydur. Vakar ve sabır. Müslümanda en çok bulunması gereken en mükemmel özelliklerden birisi de vakar ve sabır özellikleridir. Çünkü İslami çalışmalar zorluklarla doludur. İslam'a davet yolunun etrafı güçlüklerle kuşatılmıştır. Eziyet ve şiddet, töhmet edilmek, kabahati, yüze vurulmak, maskara edilmek gibi kötü cezalar İslam için çalışanların azmini gevşetmek, onları hareketsiz hale getirmek ve onları Allah Celle Celaluhu'nun dinine çağırmaktan vazgeçirmek için İslam düşmanları tarafından din için çalışan Müslümanların önünde biriktirilen ve uygulanan korkunç cezalardır. Bu durumdan açıkça anlaşılıyor ki İslam davetçisi olan kardeşimizin sabırlı olması onun en önemli özelliklerinden biridir. Onun bu davayı karakterleri, akılları ve mirasçıları değişik olan bütün insanlara götürmesi gerekir.
Bu davayı cahil, bilgin, akıllı, aşırı duygusal, yumuşak, tebaatlı, kalbi taşlaşmış, yumuşak huylu, sakin ve tepki gösteren bütün insanları götürmesi gerekir. Daha sonra akli dengelerine göre insanlarla konuşması ve bütün insanların derdini tahammül etmesi ve onların kalplerine girmeyi teşebbüs etmesi gerekir. Ancak onun bu hareketleri sabır ve tahammül ve hilimden meydana gelen büyük bir enerjiye muhtaçtır. Bundan dolayı Kur'an ve peygamberlerin yönlendirmeleri sabır, tahammül ve ağırbaşlılıkla süslenmeyi teşvik etmekle dolup taşmaktadır. Kur'an bu konudaki teşviklerden bazıları şunlardır. Kim sabreder ve affederse işte bu işlerin en büyüğündendir. Şura 43. Onun için şimdi sen güzel bir hoşgörüyle muamele et. Hicr 85. Ancak sabredenlerin mükafatları hesapsız ödenecektir. Zümer 10. Bağışlansınlar, aldırmasınlar. Allah'ın size bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayan ve esirgendir. Nur 22. Cahiller kendilerine laf atıp sataştıkları zaman aldırmadan selametle deyip geçerler. Furkan 63. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı fermanları da şunlardır. Muhakkak ki kul sabretmekle gündüz oruç tutan ve gece nafile namaz kılan kimsenin derecesine kavuşur. Allah'ın kendi vasıtasıyla evleri mamur kıldığı ve dereceleri yükselttiği davranışları size bildireyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın elçisi, onları bize bildir dediler. Sana karşı kaba davranan kimseye yumuşak davranman, sana zulmedeni affetmen, seni mahrum edene dünya malından vermen ve senden ilişkisini kesene ihsanı bulunmandır dedi. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Allah kıyamet günü bütün yaratıkları bir araya getirdiğinde bir kişi şöyle seslenir. Fazilet sahipleri nerededir? Ve Efendimiz sözleri şöyle devam etti. Sayıca az olmalarına rağmen bazı insanlar kalkıyor ve acele cennete doğru gidiyorlardı. Melekler onları karşılıyor ve onlara faziletlilerinizin sebebi nedir diyorlar. Onlar şöyle cevap veriyorlar. Bize zulmedildiği zaman sabrediyorduk, bize kötülük yapıldığında ağırbaşlı davranıyorduk. Bunun üzerine onlara cennete giriniz, çalışanların mükafatı ne güzeldir denilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı tatbikatları da şöyledir. Huneyn gününde bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ganimet taksimini kastederek vallahi bu taksimin kendisiyle Allah rızası kastedilmeyen bir taksimdir dedi. Bu söz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bildirilince şöyle buyurdular. Allah Musa'ya rahmet etsin, Musa bundan daha çok eziyet görmüş fakat sabretmişti. Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Decran'da iman edilen kalın bir aba giymiş olduğu halde camiye girdi. Bir de bedevi Arap ona yetişti ve Resulullah'ın abasının bir tarafını öyle çekti ki aba Hazreti Peygamber'in boynunda iz bıraktı. Ve bedevi şöyle dedi. Ey Muhammed, yanında bulunan Allah malından bize ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı, tebessüm etti. Sonra bu bedeviye biraz dünya malı ve verilmesini emretti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey Muhammed, bana iki deve yükü mal ver. Sen ne kendi malından ne de babanın malından veriyorsun. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavuştuğu zaman onun cübbesini öyle çekti ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in boynu kızardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir yük arpa, bir yük de hurma verilmesini emretti. Taberani'nin rivayetine göre bir kadın erkeklerle çirkin laflar konuşuyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yerde oturmuş tirit yerken o kadın geldi ve şöyle dedi. Şuna bakınız, köleler gibi oturuyor ve köleler gibi yemek yiyor. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre bir adam, ey Allah'ın elçisi, benim bazı akrabalarım var. Ben onlarla ilgileniyorum, onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük yapıyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Eğer dediğin gibi, sen onlara sıcak kül yediriyor,
gibisin. Yani onlar yaptıkları aşağılıktan dolayı sıcak gül yemiş gibi elem duyacaklardır. Sen bu şekilde devam ettikçe Allah tarafından onlara karşı seninle daima bir yardımcı bulunacaktır. Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem alacağı olan bir Yahudi malını almaya gelip ona siz Abdülmenaf oğulları borcunuzu ödemeyen, saltanatı da bırakmayan bir milletsiniz deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh onun boynunu vurmak istedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Ey Ömer, ondan borcunu güzel istemesini ve benden de güzel ödememi talep etmen gerekirdi. Rivayet edildiğine göre Hazreti İsa aleyhisselam beraberinde arkadaşları bulunduğu halde insanları Allah Celle Celaluhu'ya iman etmeye çağırmak için köylere dolaşıyordu. O insanlara iyi şeyler söylüyor, köylüler ise ona kötü şeyler söylüyorlardı. Onu sövüyor ve küfrediyorlardı. Havariler bu duruma hayret ettiler ve Hazreti İsa aleyhisselam'a bunun hikmetini sordular. O şöyle dedi, herkes yanında bulunan şeylerden sarf eder. Eziyeti sabretmek ve suçlulara affetmek sevgiye ve dostluğa sebep olur. Birbirinden ayrılma ve ihtilafı düşmeyi engeller ve yalnız Yüce Allah'ın rızasını elde etmeye sebep olması bile kafidir. Doğruluk. Müslümanın doğru konuşması ve yalan söylememesi lazımdır. Müslüman hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan kendi aleyhine bile olsa Allah Celle Celaluhu rızası için doğru olanı söyler. Yalancılık en çirkin ve en kötü hasetlerdendir. Yalancılık birçok şeytani batakhaneleri giriş kapısı gibidir. Yalandan sakınmak nefse bağışıklık kazandırır. Bu bağışıklık nefsi şeytanın fısıldamalarından ve tehlikelerinden korur. Ruh berrak, temiz ve yüce kalır. Öyleyse yalancılık ruhu ezer ve insanın şahsiyetini küçültür. Bundan dolayı İslam yalancılığı yasaklamış ve onu en kötü felaketlerden saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye Allah katında sadıklar derecesine çıkar. Yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancılar defterine yazılır. Alçak gönüllü olmak. Müslüman kimsenin özellikle Müslüman kardeşlerine karşı zengin ve fakir arasında fark gözetmeden alçak gönüllü olması lazımdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kibirden Allah Celle Celaluhu sığınarak şöyle buyurmuştur. Kalbinde zerre miktar kibir olan kimse cennete giremez. Başka bir hadiste de şöyle buyurur. Allah buyurdu ki, İzzet benim gömleğim, kibriya büyüklük benim kaftanımdır. Bunların birisinde benimle kim yarışırsa onu azap ederim. Zandan, gıybetten ve tecessüsten Müslümanların kusurlarını araştırmaktan sakınmak. Yüce Allah şu ayete uyarak bu kötü huylardan kaçınmak lazımdır. Ey inananlar, zannın çoğunluğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birinizin gizli şeyleri araştırmayın. Birbiriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeleri daima kabul edendir, acıyandır. Hucurat 12. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara bir şey yapmadıkları halde eziyet edenler şüphesiz iftira etmiş ve apaçık bir günah işlemiş olurlar. Ahzab 58. Müslüman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu fermanına uyar. Ey diliyle Müslüman olup iman kalbine işlememiş olanlar topluluğu. Müslümanları çekiştirmeyin, onları ayıplamayın ve onların kusurlarını araştırmayın. Çünkü kim bir Müslüman kardeşin kusurunu araştırırsa, kendi evinin içinde bile olsa Yüce Allah onu kepaze eder. Cömertlik ve kerem. Müslüman kimsenin çok cömert ve asil olması, canını ve malını Allah Celle'ye uğrunda vermesi lazımdır. Nefsin cimriliği ortaya çıkaran en iyi metot, onu parayla sınamaktır. Çünkü nice makamlar ve nice vazifeler maddi muamele ölçeğine vurulduğunda, yolsuzluktan dolayı elde çıkıp kaybedilmiştir. Kur'an-ı Kerim içinde müminlerin vasıfları ile hayır yolunda harcama vasıfının yan yana zikredildiği birçok ayet vardır. Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan
hayır yolunda harcarlar. Bakara 3. Verdiğimiz her hayır sadaka kendiniz içindir. Yalnız Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla verirseniz, verdiğiniz her hayır size tas tamam verilir ve hiç hakkınız yenmez. Enfal 3. Mallarını hayır yolunda harcamayan cimriler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü dinlesinler. Kulların sabahladığı hiçbir gün yoktur ki iki melek inerek birisi Allah'ım malını infak edenin malını arttır. Diğeri de Allah'ın malını vermeyenin malını yok et demesinler. Son olarak özetle şöyle diyebiliriz. Müslüman kimsenin yemesinde, içmesinde, elbiselerinde, konuşmasında, selam vermesinde, yolculuğunda, evinde, bütün hal ve hareketlerinde, insanlar arasında güzel bir örnek ve İslam prensiplerinin fiil tercümanı olması lazımdır. Ailemden ve evimden Müslüman olmalıyım. Evlenmedeki sorumluluk, evlenmeden sonraki sorumluluk, ebeveynin, ana babanın çocuk terbiyesindeki sorumluluğu. İnsan, İslam'a mensup olmam hayat hakkında bir mesaj sunmamı gerektiriyor. Hatta yaşamamın bütün yönleriyle bu mesaja göre yönlendirilmesini gerektiriyor. İslam dinine mensup olmama, nefsimde inanç, ibadet ve ahlak açısından Müslüman olmamı farz kıldığı gibi içinde yaşadığım toplumu gerçek bir İslam toplumu haline getirmek için çalışmamı da bana farz kılıyor. Çevremdeki insanlarla ilgilenmeden yalnız başına Müslüman olmam yetmiyor. Çünkü İslamiyet'in gönderdiği ve şayet bir kimse iman eder ve dini vazifelerini iyi yaparsa insanların ruhuna aşıladığı emirlerinden birçoğu diğer insanlarla ilgilenmeyi, onları İslam'a çağırmayı, onlara öğüt vermeyi ve kötülük yapmalarına razı olmamayı emrediyor. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisine uygun olarak kim Müslümanların işleriyle ilgilenmeden akşamlarsa o Müslümanlardan değildir. Yeni bir sorumluluk yükü altına girmiş olurum. O da İslam toplumunu kurmak ve İslamlı topluma götürmek sorumluluğudur. Bu sahada atılacak ilk adım ki o da normal bir adımdır. Ev halkımın Müslüman olmasını sağlamak için İslam'ın mesajını küçük topluma, aileme, eşime ve çocuklarıma götürmem lazımdır. Sonra İslam'ı sırasıyla en yakın akrabalarıma götürmem gerekir. Bu metot Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı davet etmeye başlarken takip ettiğim metottur. O halde sakın Allah ile beraber diğer bir ilaha ibadet etme, sonra azap edileceklerden olursun. Önce en yakın akrabanı uyar ve müminlerden sana uyanlara kanadını indir. Onlara karşı mütevazı ve şefkatli davran. Şura 213-215. Bundan sonra kendi nefsinden, başka Müslümanlardan bizzat yapılması istenen ilk şey, ailesi, evi ve çocukları hakkındaki sorumluluklarını yerine getirmesidir. Yüce Allah'ın şu ayeti bunun en açık delilidir. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, şiddetli, Allah'ın kendilerine buyurduğu karşı gelmeyen ve emredikleri şeyi yapan melekler vardır. Tahrim 6. Evlenmedeki sorumluluk. Müslüman bir yuva kurmada başarılı olabilmen için İslam bana yol göstermiştir. Vazifemi kolaylaştıracak ve gayemi gerçekleştirmeye yardım edecek bazı işlere ve sebeplere işaret etmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır. Evlenmem Allah için olmalıdır. Yani Müslüman bir yuva kurmak için olmalıdır. Emaneti taşıyabilen, irşadın çoğalıp devam etmesini gerçekleştirebilen asil ve şerefli bir